Oho, merhaba canlarım, merhaba. Yine beraberiz, yine karşı karşıyayız. Evet, hep mutfakta görüyorsunuz beni ama yemek yapmayacağım bugün. Evet, ne yapacağım? Kahve mi yapacağım? Odama gideceğim. Üf, dolabımı kışlıkları kal şey yaptım. Çıkardım. Karman çorman. Üf, vallahi billahi insan evli olunca daha çok şey oluyor. Kahvemi yapayım da hem öyle yerleştireyim. Kışlıklar hazır da ben hazır değil. Giyemem ben daha. Kasım çıkacak, Aralık çıkacak. Belki Aralık'ta da şöyle böyle. Böyle kısa kollu giyerim, üstüme mont giyerim, öyle giderim. Sıkıntı geldi mi montu da çıkarırım, elime alırım. Ne yapayım, çıkarayım dedim yani. Evet, bu arada keyifler nasıl, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Önce bir dolabın için şöyle bir tozunu alayım. Her hafta gerçi içini falan siliyorum ama şimdi boşaltmışken tekrar bir sileyim. Yazdıkları kaldırdım. Hepsini kaldırmadım. Bir iki tane bıraktım kendime. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Leşmekten de birkaç tane bıraktım. Kışlıkları hazırladım. Hemen bir tozunu alayım. Onu da yerleştireyim. Ondan sonra bitmiştir. Herhalde artık kaç gün oluyor montları verdim. Bir montlarımı almaya giderim. Onlar da hazır oldu mu? Tamam, kışlıklar hazır. Ama ben ne zaman hazır onu bilmiyoruz. Ben ne zaman hazır onu bilmiyoruz. Evet, kahvemizi alalım. Dur. Karman çorman her yer. Ezan da okunuyor inşallah. Kapatayım şu kapıyı. Evet. Dolabımızın içi boşaldı. Onlar montlarımın askıları. Şöyle bir hemen içinin tozunu her hafta alıyorum ama bir alıvereyim. Ondan sonra hep beraber yerleştirelim. Ay, tabureyi almadım. Kız, bende boy mu var? Ah, bir de boy olaymış. Bir de boy olaymış, boy olaymış. Ne olurmuş bilmem. Arabistan'a. Tövbe tövbe, estağfurullah. Ne? Kokumuzun da kokusu kalmamış. Dolap kokumuzun kokusu bitmiş. Atayım da başka alınsın bari. Dolap kokumuzun kokusu da kalmamış. Hiçbir şey yok ki. Ah, hiçbir şey yok da yine öyle bir üstünden sildiriverelim. Şöyle bir alalım. Her hafta çünkü temizlik yapar ki cuma günleri her hafta silerim ben. İç dış boya temizlik. Boşalmış ki aldırıvereyim bu aile işlerini. Hiçbir şey yok ya. Ya hiçbir şey yok. Ama olsun, şöyle bir aldırayım gene. Neyse, içime sinmeyecekti. Gene bir şey yok da şöyle üstünden aldırıvereyim dedim. Evet, şimdi başlayalım yerleştirmeye. Şu yeleklerimizi alalım. Şöyle önce yeleklerimizi bir asalım. De işte sanki ben bunları giyiyorum da, sanki çok da giyiyorum da arada. Ay, en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi, benim şu yeleğimden iki tane vardı. Biri siyah,
Bir de şöyle krem rengiydi kız. Geçen sene Kürkübar'a gittik şeyle, Mükü'yle. Orada unuttum. İçim gitti, içim. Orada unuttum, içim gitti. Hırkaları asayım ondan sonra. Biliyorsunuz bu hırkayı ben örmüştüm. Şöyle. Feyza'cığıma örmüştüm bunu da. Feyza büyüdü olmuyor. Kocaman kocaman kız oldu. Giyiyordu, şimdi giymiyor. Şöyle önlerine hırkalarımı asayım. Benim öteki hırkamın birini bulamadım. Krem rengi. Ha, yıkanacaktı o. Doğru. Yıkamadı. İşte benim giyeceğim bu. Hep üstümde bunu görürsünüz siz. Bunu giyerim. Tamam, onları öyle. Bu atkılar temizlemeyiciden herhalde kaç gün oldu? Belki yarın alırım onların askıları. Bunu biliyorsunuz değil mi? Mükü'yle bir örnek almıştık. Ama sanki Kızılay'dan giyiniyoruz. Hayret, öyle mavi almışım. Benim genelde kıyafetlerim hep siyah beyazdır. Bakın hep siyah. Siyah. Ne buluyorsam o siyahta. Neyse şöyle asalım. Tişörtlerimizi. Bunu da yani bunu da nasıl beğenip aldıysam bunu da pek fazla giymedim. Üstünde koca koca güller. Şimdi sen de çok mu genç sanıyorsun kendini diyeceğiz. Yaşlı diyecektim. Kız teyze sen kaç yaşındasın desene. Desenize. Sen çok mu gençsin beyim? Abuz. Karalara bürünmüşüm. Karalara. Resmen karalara bürünmüşüm. Bak hep siyah. Benim gibi cıvıl cıvıl neşeli bir kadın bak. Rengarenk olması lazım ama bunu çok seviyorum. Kollarını falan, yakasını. Hep siyah al. Almayacak herhalde. Arada çıkıyor böyle de. İşte arada. Bunları hep Belgin'cimle beraber almıştık. Bir gittik, hem de ne bir sürü aldıydık. İşte bu yok canım, renk katacak kadar renk varmış gene. Yani hepsi siyah değil yani. Bak bu siyah beyaz. Bu da değil siyah. Bunu da saçaklı saçaklı hangi aklı uygun almışım o zaman bilmem püskülleri. Bunu da Feyza'cığımla ikimiz bir örnek aldık. Feyza'nın da var, benim de. Nene torun bir giyiyoruz. İşte kışlık dolap yetmeyecek. Yetmeyecek, yetmeyecek. Ha, evet, yazlık olarak dediğim gibi kendime mesela yazlık şunu bıraktım, ben giyemem. Daha 2 ay falan aralık falan olması lazım. Çıkması lazım. Kendime yazlık bıraktım gene birkaç tane. Evet. Bunları da bu şekilde giyiyorum. Ama düş. Pantolonumla bu gömleğimi bir takım giyiyorum. Bu bir mevsimlik işte, anca Aralık'ta Maralık'ta giyerim bunu ben. Of. Hı, evet. Bir montumu, bir şu kırmızıyı vermedim. Ötekilerin hepsini verdim. Bu deri montumu vermedim. Onların maskaları burada. Şimdi şunları da bir hevesle aldım. Bu kış giyer miyim bilmem. Kışlık şortlarım. Altına kalın çorap giyiyorum. İlk aldığımda bayağı giydim ikisini de. Ondan sonra bunları şuraya koyayım.
düştün sen de yani. İyi ki düştün. Yoruldum zaten bugün de. Şimdilik pantolonlarımı askıya asmayacağım. Katlayıp katlayıp yukarı koyacağım. Şunları vermedim temizlemeciye. Bunları koyayım da geldiğinde takarım. Montlarımın kürkleri bunlar da. Onları vermedim. Onlar bozulur diye. Kız 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 siz çıkardınız mı kışlıkları kızlar? Şimdi eşofmanlarımı şuraya koyalım. Eşofmanlar iyi herhalde orası. Evet. Pijamalarımı. Pembiş pembiş. Bunları da Belgin'cim ikimize bir örnek almış. Pijamalarımı. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Şu günlük giydiğim kazaklarımı. Hoppa. Geldi mi? Onları da şuraya koyalım. Çok mu yoruldum? Üf, hayret git ötede tara saçını. Taramayacağım. Niye? Gerek yok. Evet, taytlarımız. Bunlar taytlarım. Bak bunları da çok sık kullanıyorum. Onları da eşofmanların yanına koyalım. Pantolonlar ama kenarlar. Şu askıyı da atayım bari. Eskiden ne kenar takardım ne kenar. Şimdi takmıyorum da bunlar. Onlardan bir tane vardı bana verdi ama bir kere kullandım soyulu dışı. Kızım bu kaç senelik kemer ya. Bu, al kullanacaksan burada var bak. Kullan gene. Duyuyor musun? Şuraya pantolonların arkasına koyayım. Kullanmak istiyorsan al kullan. Orada. Karnın açsa bak oradan ye bir şeyler. Evet, onlar da orada. Pantolonlarımızı da yukarıya koyalım. Bir sürü de şuraya ayırdım. 7-8 tane verilecek hiç pantolonlarım. Veremedim o 4 kiloyu, 5 kiloyu veremedim. Verseydim olacaktı o pantolonlarım. Şimdi olmuyor. Vazgeçtim. Ben de onları vereceğim. 49-50 kilo olan birisine vereyim kullanırsa. Kullanmazsa da ne yapayım? Ne yapayım? Olmuyor. Denedim denedim. Zaten biraz da canım ona sıkıldı. Olmadı. Morallerim sıfır. Demek ki belirli bir yaştan sonra aman kızlar kilo almayın veremiyorsunuz. Saçımı kestireceğim daha. Oldum papaz gibi. Şuraya bak. Duş aldım her yerden langır lungur çıkıyor. Kestirmem lazım. Kendime pantolon almam lazım. Taytlarım var ama ana 6 tanecik pantolonum kalmış. Tüh. Tüh. Yok olmadı olmadı. Ne yapayım? Baksana olmayan pantolonlarım bile. En çok sevdiğim pantolonlarım ya. Şu pantolonuma bayılıyordum ben, bayılıyordum. Ama olmuyor. Daha yepyeni işte birden kilo alınca bunu vereceğim. Yapacak hele şuna. Hele şuna. Bu da olmuyor maalesef. O zaman birden kilo aldım ben ya. 49-50 kiloya bir düşemedim. Bunları artık tanıdık birine göndereceğim, vereceğim. Çünkü yeni benim pantolonum çok olduğu için ya belki 3-4 kere giymişimdir. Gerçi kot kot hepsi, hele şunu da çok severdim. Üf.
Evet, bir de bu. Vereyim birine de. Ya da giysi şeyleri oluyor. Konteyner mi diyorlar, ne diyorlar? Onların içine koyuvereyim, güzelce poşetleyip oraya koyayım bari. Ve şey, konteynere koyacağım pantolonlar. Daha çok benim 6 pantolonum kalmış, hiç veremedik kiloyu. Verebilseydik iyiydi ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Şapkamın biri kalmış yazlıkların içine. Şapkalarımı kaldırdım, bu kalmış. Neyse, şurada dursun da artık öteki yazlıklarımı, ayırdığım yazlıklarımı koyarken onları da kaldırırım. O zaman ha, bu havlumu kaldırmıyorum çünkü acil bir tarafa gideceğim zaman gidiyorum ya, hemen bunu götürüyorum yanımda. Bonus taşıyacak halim yok ya. Onu da şu pijamalarımın arkasına koyalım. Başka yıkanacaklar var. Bunlar da verileceklerin arasında anam verileceklerin arasında konteynere girecek olanlar çok. Bir oturacağım, dinleneceğim artık. Bugün de yoruldum. Bu da verilecek. Evet. Şimdilik bu kadar. Oh, mis gibi ortalamanın içi bak. Yalnız o kokudan almak lazım. Bu kokunun kokusu. Hem de hiç kalmamış, hiç. Çarşıya çıktığım zaman onlardan alalım bari. Ya da Belgin'cim güzel beceriyor onları. Evet, kışlıklar hazır ama ben değil maalesef. Şimdilik yoruldum hakikaten. Vlogumuzu sonlandırıyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bye.